kardeşlerim, bugün de sizlerle birlikte harika bir kısır yaptım. Onu sizlerle paylaşıyorum. Hadi sizleri bekletmeden kısırımızın yapımına geçelim. Arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün Cuma günü, herkesin Cumasını kutluyorum. Cumanız mübarek olsun. Sevgili arkadaşlarım, sizlere bugün bir kısır yapacağım. Öyle bir kısır yapacağım ki gerçek kısırın orijinali işte bu diyeceğiniz bir kısır olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi kısır için malzemelerim. Burada 1 yemek kaşığından fazla biber salçası acı. 2 yemek kaşığı domates, biber salçası yine tatlı biber salçası. 2 yemek kaşığı domates salçası. Şöyle bir kupa bardakla nar ekşisi. 1 çay bardağı isot zeytinyağıyla suyla biraz ısladım önceden. Bir tatlı kaşığı da karabiber. Burada ölçtüm 5 su bardağı ince bulgurum var. Köftelik bulgurum var. Bu malzemeleri siz yapacağınız kişi sayısına göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Hani bazı arkadaşlar hep ölçü istediği için bunu veriyorum. Ben çok yapacağım bugün arkadaşlar. Burada 5 su bardağı, 4 su bardağını ölçtüm. Bir bardağı da göstermek için şöyle koydum. 5 su bardağı ince bulgurum var. Burada göz kararı yeşil soğanım var, maydanozum var. Çok az da şöyle bir şey nane koydum. Kullanacağım malzemeler bundan ibaret. Şimdi kaynar suyla önce bulgurumu ıslamayla kısırımın yapımına geçiyorum. Şimdi önce kabıma 5 bardak bulgurumu alıyorum. Bulgur dediğim köftelik bulgur. Biz Antep'te buna simit deriz arkadaşlar. Bazı yörelerde düğül diyorlar. Bazı yörelerde köftelik bulgur diyorlar. 5 bardak bulgurumu kabıma aldım. Şimdi kaynar suyunu ekliyorum. 1 bardak ekledim. Sevgili arkadaşlarım. Onu da hani ne kadar ekleniyor diye merak eden arkadaşlar olursa şöyle bir karıştırıyorum. 2 su bardağı su ekledim. Evet, şöyle yarım bardak daha ekliyorum. Islanması için bunu bir 15-20 dakika üzerini kapatarak bekletiyorum. Şimdi kısırım iyice dinlendi, ıslandı. Bunu bir kenara alıyorum. Ben malzemelerini doğramaya başlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, önce soğanlarından başlıyorum. Evet, şimdi soğanlarını doğruyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek incecik şöyle. Evet, soğanlarımı doğradım. Şöyle tabağıma alıyorum. Arkadaşlar, kısıra domates koyan var, marul koyan var, salatalık doğrayan var. Aslında kısıra öyle şeyler konmaz. O zaman bulgur salatası gibi bir şey oluyor. Yani kısırlık bir tadı olmuyor. Onun için ben kısırı bu şekilde yapıyorum. Şimdi yeşilliklerimi doğruyorum. Nane ve maydanozunu doğruyorum. Nane koymaya da bilirsiniz. Ben az bir şey vardı elimde. Onu da doğramak istedim. Bol nar ekşi, bol zeytinyağı, hakiki zeytinyağı. Kısırın olmazsa olmazı sevgili arkadaşlarım. Bir de yeşilliği tabii ki. Kısırı benim arkadaşlar istedi. Sevgili kardeşlerim. Onlara yapıyorum. Onlara götüreceğim. Yani arkadaşlarım dediğim takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Takipçilerim bunu videomda izlemişler, kanalımda. İstediler. Onlar için
yapıyorum, onlara götüreceğim. Şimdi önce kısırımı şöyle bir güzelce yoğuruyorum. Şöyle bir miktarda tuz atıyorum. Salçalar tuzlu olduğu için tuzunu biraz eksik attım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir kısırımı önce bir yoğuruyorum. Direkt yağını, baharatlarını koyduğumuz zaman kısırımız çok dağılır, tutmaz sevgili arkadaşlarım. Biraz kısırın da yoğrulması lazım. Evet, şimdi kısırımı biraz yoğurduktan sonra şöyle yaptığımızda tutması lazım birbirini. Ne yapıyorum sevgili arkadaşlarım? Şimdi baharatlarını ekliyorum. Isotunu ekliyorum. Kenara alıyorum. Karabiberini ekliyorum. Demin zeytinyağını göstermemiştim sevgili arkadaşlarım. Dolu dolu bir su bardağı zeytinyağı. Ama eksik gelirse ekleme yapabilirim. Şimdi yoğurunca belli olacak. Evet. Bir bardak da kupa bardakla nar ekşisi. Nar ekşisini şöyle biraz kontrollü ekliyorum. Fazla gelebilir. Eksik gelebilirse de tekrar ekleyebilirim. Şimdi biraz da baharatlarıyla yoğuruyorum. Karıştırıyorum, yani yoğuruyorum demeyelim de. Kısırın olmazsa olmazı nar ekşisi ve baharatları. Gerçi neyi eksik olsa güzel olmaz. Kameramı kapatmadan şöyle sizlere biraz daha göstermek istiyorum. Eksik olan malzemesi varsa da ekleme yapabilirim. Şimdi acısını kontrol edeceğim sevgili arkadaşlarım. Şöyle sizlere görüntüsünü gösterelim. Acısı, tuzu yeterli. Kalan nar ekşisini ekliyorum. Biraz nar ekşisi eksik. Sevgili kardeşlerim. Şimdi yeşilliğini ekliyorum. Sırasıyla tabii ki bunlar. Şimdi biraz da bu şekilde karıştırıyorum. Yeşilliğini biraz fazla ekleyebilirsiniz. Benim elimde bulunan malzemem bu kadardı. Sevgili arkadaşlarım, onun için yeşilliğini biraz fazla ekleyebilirsiniz. İşte kısırımız. Hatta ben biraz da yağ eklemek istiyorum. Yağ da ağzıma geldi. Tekrar karıştırıyorum şöyle biraz. Evet, şimdi kısırımı şöyle marulla süsledim. Tabağıma alıyorum. Sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım, işte kısırım bitti. Şöyle sizlere son halini de göstermek istiyorum. Marulla, domatesle, salatalıkla, bol yanında tabii ki olmazsa olmazı turşu. Sevgili arkadaşlarım, onunla da şöyle sizlere güzel bir sunumunu yaptım. Sevgili arkadaşlarım, kısırımı şöyle salatalık turşusuyla da süsledikten sonra şu da Antep biberinin dolma biber turşusu sevgili arkadaşlarım.
Bunun da videosunu çekmiştim sizlere. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Evet değerli kardeşlerim. Bugün de sizlerle güzel bir kısır videosu paylaştım. Umarım videolarımı izlersiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim değerli arkadaşlarım. Videomu burada bitiriyorum. Başka güzel videolarla, güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle cumanızı kutluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum değerli kardeşlerim.